Ben bugün sağlıklıyım. Ben de. Gün nasıl gider bilmiyorum. Günaydın. Günaydın. Hava güzel bugün. Potter gibi diye bir uğrayarak gidelim. Çanak çömlek. Kil toprak. Seramik kursuna gitmeyecek misin ya? İstiyordum 2 sene önce de sonra çok evet, hype olunca benim. Ay sen de bir hype olunca. Hype olacak bir şeyler tabii ki millet. Para kazansın ne olacak? Trend olunca hevesim kaçıyor. Allah Allah ya. Sen de eski rockçılar gibisin böyle. Hani en dip köşe underground hangi grup var onu dinlemek makbuldü bir ara. Evet. 90'larda hani bulmak da kolay değildi. Spotify yok bir şey yok falan böyle. Hani bulduğun çok kıymetliydi bir tek onu sen biliyorsun falan. Ya yok abartıyorum sadece ondan da değil de ya işte ona şey lazım ben kendi fikrim iş fikirlerimi öldürüyorum yani işte yok yer açacağım fırını bulacağım falan. Ha evet fırını ama koyacağım. Sen onları fazla perfekte ediyorsun galiba. Olabilir evet sonra o fikirleri öldüre öldüre kurumsal hayatta kalıyorum. Ya çünkü biliyorum yani o iş öyle olmayacak kolay ya. Ya hayır business'la bir ilgisi yok canım hobi olsun diye yapabilirsin ne olacak yani. Oradan da mı bir şey lazım. Üretim mi lazım? Gibi geliyor. Evet, bayağı stoist böyle insan, şey insanın bir amacı olmalı, üretmeli, faydalı olmalı falan gibi, zamanını öldürmemeli gibi şeyler. Evet, sen stoistsin ya. Stoacısın daha doğrusu. Evet, neyse, bir şey potri bakalım. Ne aldık? Sosluk. Sushi soslu. Lazım için olan bir çok, şey. Bu en çok lazım o ihtiyacımız olan şeydi elimizde. Bu sefer buradan gidiyoruz Gözde'cim. Kuzu. Kuzu var. Çok tatlı. Bu arada seramikle ilgili bir anım var. Geliyor. Seramikle ilgili anımı anlatıyorum. Ay ama şuraları da çekmekten anlatamıyorum bir türlü. Çok tatlı yerlerden geçiyoruz. Üniversiteyi ilk sene girdiğimde çok şahane bir puan çıkmamıştı ortaya. Ben de yetenek sınavlarına falan hazırlanayım istedim. İşte bir süre bir çizim kursuna falan gittim. Ondan sonra bir şeyler çizdim falan. İşte Marmara'nın ve Mimar Sinan'ın sınavlarına girdim. Çok fazla vakit yoktu zaten. Çok da süper de kabiliyetli değildim ya da o kabiliyetimi yeterince parlatamadım zaten. Marmara'da da yani işte. Evet orada kazanamadım. Marmara'da da seramiği kazandım. Fakat seramik işte ne istiyordum o zamanlar? Endüstri ürünleri ve tasarım entaz istiyordum. Puan biraz daha yüksekti galiba ona yetmedi. Ben buradan yatay ve çapraz geçiş yapabilirim. Ha evet evet o tip konular devreye girdi doğru. Ben buradan yatay geçer miyim, dikey geçer miyim falan gibi konular vardı. Ben mühendisliği tekrar okumam lazım. Yani neyse aslında seramik kendi içerisinde resimle heykelin birleştiği bir şey ya, tarz evet. Ya. Ya o disipline gereken önemi o sırada tabii atfedemedim ben. Seramik ne ya falan dedim böyle ben yine işte normal üniversite sınavına girdim. Bir sonraki sene işte çevre mühendisliğinde end up ettim ama onu da yapmadım sonuç olarak. Bari seramik alacağım. Şöyle debelenseydim değil mi? İçeride yanmayacak. Seramik bu mu ya o zaman? Debelenmek midir yani? Evet, yine tatlı yerlere geldik. Seramik konusunu kapatıyorum. Çok tatlı. Şuradan gitmemiz lazım sevgili. Şu aralardan geçelim. Evet, seni getirmek istediğim yer burasıydı. Meyze getirdim seni. Bir aristokrat eğlencesi olarak. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Yani yetenekli kişiler 20 dakikada çıkabiliyormuş Meyzen. O kartografisi güçlü kişiler 20 dakika içerisinde çıkabiliyorlarmış. Birlikte mi olacağız ayrı mı olacağız? Şuradan geliyor herhalde. Birlikte şey yaparız. Meyz. Şuradan mı gidiyor? Buradan giriliyor. Okey. Hi, hello. Yapabilecek ya. Miyiz? Bir de riddle middle çözeceğiz ya. Özde şey mi? Goblet mi çıkacak şeyin sonunda? Evet. Harry Potter'ın gobleti. Ben şuradan tepeden bakamıyor muyum? Ha birinci şey bu. Clue bu. Sağ yap bakalım bana. Sağ hissi yarattı burası. Daha çok aşınmış. Kalkana benziyor Gözde. Kalkan balığına benziyor. Burası bir yere çıkmayacakmış gibi hissettirdi. İkincisini de buldum. Aa kürek bu. Y ile mi başlıyor? Bu arada kapıdaki görevli adam oldukça şakacı komikti. Bu bizim için zor bir şey ya. Gözde 10'uncuyu buldun ya. Sırayla gitmiyoruz. Ve eğer bu maze'i bitirebilirseniz bunu bitirmiş ilk Türkler olacaksınız dedi. Sen
Pastem bence o. Yani bu ne, bu kedi gördüm diye kedi mi yazacağım ben ya işte yoksa? İşte bunların hepsi evet. Bir cümle ortaya çıkartacak evet, bence. Yo, anladım ama... Ondu. Ondu. Muhtemelen başka Türk gelmemiş. Allah'ım 40 dakikadır dolanıyoruz burada. Atmosfer biraz değişti. Yediği bulduk. Bu bir şey değil mi? Keşiş gibi böyle, monk. Kesinlikle kaybolduk. ER. Şimdi iş karıştı ya. ER ne abi? Okey, çıkışı bulduk ama... Bulmacadan bir haberiz şu anda değil mi? Sonuçlar böyle. Bok gibi bulamadık. Ama en azından Dragonfly'ı gördük. Ve maze'den çıkabildik. Aynen. Ben onu başarı sayar cebime koyarım. Şöyle bir gündüz gözüyle de görelim. Bayağı bir kalabalık var gözde. Evet, burayı bitirdik sanki artık. Evet. Ne yiyeceksin yine ya? Saydırdık adamı. İspanya yiyeceğim. Nereye gidiyoruz? Stow on the Wold. Bu sefer bizim bulunduğumuz köye tam 10 dakika mesafedeydi. Burası da listemizde olan bir yerdi. Bir de burayı görelim. Bak şuradan zaten hemen bir kilise şeyi gözüküyor. Park kurallarına da bakalım da. İngiltere'nin en eski ini 947 yılına ait. Gözde Nikon F3 benim de ilk makinem bu arada. Dedemden kalmıştı evet. Fotoğrafçının galerisi güzel aslında. Zamanında Ayton Senna'yı çekmiş. Mesela bu 95 kopyadan 16.sı. Fiyatı da frame'le birlikte 330 pound. Güzel aslında ya. Yıllar içerisinde çektiği şeyleri böyle bir ufak konsolosa yaşıyor herhalde. Hem sergiye döndürmüş, hem kopyalar yapmış, hem onları satıyor falan. Yani çektiği ünlü kişileri falan bazılarını belki dergiler için çekmiştir. Belki başka bir hani kampanya bir şey için çektiğini zannetmiyorum. Daha çok hani street photography şeyler var. Köyün meydanı. Yine bir sanat galerisi. Az önce çıktığımız sanat galerisindeki çalışan kadın bir süre Mert Alaş'la birlikte çalışmış. Marcus Bigot eski patronu falan diyor. Sonra burada işte kocasıyla tanışmış, buraya yerleşmiş falan gibi böyle enteresan bir hayat. Değil mi? Yani kırklarındaymış falan. Neyse. Öyle bir biraz sanat sohbeti, biraz böyle hayat üzerine atıp tuttuk. Evet. Buradan da ganimetimiz bu. Şarap stopuru. Ama güzel vakumlu. Her dükkana girdik ya. Güzel şeyler var değil mi? Çok güzel bir yere geldik yine. Kuzulara elimi sallıyorsun. Yakaladım. Evet, Tower'a geldik. Broadway Tower. Göz kuzuları sesleniyor orada. Şurada bir 6-7 araçlık falan bir park alanı var. Şuradan da yürüyerek şurada Tower'a ulaşıyoruz herhalde. Çok güzelmiş be. Düşünsene burada mesela böyle 3-4 ay geçiriyorsun Gözde. Kule bekçisin. Feodal zamanlar. Bu arada şurada da nükleer bunker varmış, nükleer sığınak yani. Bir de oraya bakacağız şimdi. Şimdi sığınağa doğru gidiyoruz. Evet, bunker şu parmağımın ucunda. Gitmek istemedim ya. Metal şeymiş yani. Evet, bana da daha mantıklı geldi. Tatlıymış burası da valla. Burası High Street'e. Şurada ah, yer bulamadık. Yaklaşık bir yarım saattir park yeri arıyorduk. Neyse bulduk. İnşaatı bile süslemişlerdi. Ya burası da çok tatlıymış ya be Gözde. Evet, burada sıra galeri.
Evet, çok fazla galeri var gerçekten. Buradaki evlerde herhalde yani çok satıyorlar ama. Tabii yani evinde çok zaman geçiriyorsun. Haliyle duvarlarını süslemek isteyeceksin ya da mezon bir takım objeler. Ha. Acıktık mı? Neymiş, burası işe yaramaz. Ev fiyatları. 550'ye var. Freehold. 750'ye var freehold. Anam çok tatlı, çok şekermiş. 750'ye. Şöyle bir şey var, 635'e. Direkt taş olduğu zaman pahalanıyor. Dükkan dükkan geziyoruz. Buranın ganimeti de hardal. Dragon's Breath. Bilmiyorum, çok acı olsa gerek. Ejderha nefesi varmış içerisinde. Öyle yazıyor. Acıysa bizdendir ya. Fransız hardalı mı, İngiliz hardalı mı sence? Yani... Fransız hardalları bence tatlı, daha mild evet, oluyor. Ve ya da Dijon, o şeyler, tohumları, mohumları ben sevmiyorum. Çok tatlı bir pub bulduk. Güzel bir bira bulduk. Afiyet. Yemek bulamadık. Kapanmış her yer. Bir parça ekmek bulsam üstüne hardal koyup yiyeceğim. O kadar açım. Çok korkunç değil mi? Evet, oldukça korkunç. Uzunları yaktım biliyorum. Güya geliş geliş bir yol ama. Geliş. Şimdi 30'a düştü sınırı. Normalde 60 burada. Yine geldik İtalyanımıza. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşam sevgim. Ben teşekkür ederim. Biraz aç kaldın ama. Evet ama değdi neyse sonra. Gidelim mi artık odamıza? Gidelim. Ulan çok erken bitiriyoruz gün be. 8'de gidiyoruz mesela şu anda. Yani bitiyor. Hayat bitiyor çünkü. Nereye gidiyoruz? Bayburi.